Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte pirinç bagetten güzel bir tavuk yemeği yapacağım. Tavuk yemeğim için malzemelerim. Ben önce gördüğünüz gibi burada 8 tane pirinç bagetim var. Onları hemen karıştırma kabıma alacağım birazdan. Bir tane soğanım, bir tatlı kaşığı biber salçam, 2 yemek kaşığı yoğurdum, 1 yemek kaşığı dolusu normal salça, 3 diş sarımsak, yarım çay bardağı zeytinyağı, baharatlarım, kırmızı toz biber, kimyon, tuz ve karabiber, 2 tane de patatesim var. Ben önce hemen soğanımı rendeleyeceğim. Güzel bir tavuklarıma güzel bir sos yapacağım. Sosu da iyice bulayacağım. Daha sonra aşamalarını devam edeceğim. Hemen ben şimdi soğanımı rendeleyeyim. Karıştırma kabıma soğanım da burada. Bismillahirrahmanirrahim. Bu sos çok güzel bir sos oluyor. Ben genelde tavuk yemeklerimde bu sosu mutlaka kullanıyorum. Soğanımı rendeledim. Hemen şöyle elimi yıkayayım. Yoğurdumu, salçayı, biber salçasını, baharatlarımı da atıyorum. Zeytinyağımı da döküp sosumu karıştıracağım. Tavuklarımı marine etmiş olacağım. Çok güzel bir sos oldu. Hemen şu ben şöyle bagetlerimi atıyorum içine. İyice her yerinin bulanmasını istiyorum. Tüm bagetlerimi sosuma iyice buluyorum. Daha sonra ben bunu bir saat dinlendireceğim buzdolabında. O aşamada da diğer malzemelerimi hazırlayacağım. Son bagetimi de attım.
hemen streçle kapatıyorum. Üzerini buzdolabına kaldırıyorum. Hemen ben tavuğum için patateslerimi de soyayım. Tavuğumu fırında yapacağım. Tavuğum dolapta güzelce dinleniyor. Evet, tavuklarım yeteri kadar dinlendi. Ben fırın kabımın içine bir miktar yağ koydum. Hemen şimdi marine etmiş olduğum tavuklarımı kabıma güzelce dizeceğim. Hemen şöyle diziyorum. Fırınımı da bu arada çalıştırdım. Fırınım ısınıyor şu an. Hemen kabımın içinde kalan sosumu da yeniden döküyorum üzerlerine. Hemen az önce doğramış olduğum hemen patateslerimi de şöyle etrafına diziyorum. Evet, patateslerimi de gördüğünüz gibi güzelce yerleştirdim. Hemen şöyle sivri biberim vardı 2 tane. Onu da şöyle yerleştiriyorum. 3 diş sarımsağım vardı. Hemen sarımsağımı da şöyle dilimleyerek üzerine atıyorum. Lezzet vermesi için. Az önce sos kabımın içinde kalmıştı. Hemen bunu da ben şimdi zaten tavuğumun içine bir miktar su dökecektim. Hemen şöyle kabıma sosun ziyan olmasını istemiyorum. Çünkü çok güzel bir sos. Hemen şöyle fırın kabımın üzerine döküyorum. Üzerini de yağlı kağıtla kapatıp hemen fırına veriyorum. Yağlı kağıdımı da ıslattım. İki yüz derecede ısıttığım fırınıma veriyorum yemeğimi. Dakikayla
50 dakika arasında artık ayarına, tavuklarımın pişme derecesine kontrol ederek bakacağım. Evet, gördüğünüz gibi tavuğum fırından çıktı. Hemen ben şöyle yağlı kağıdını almaya çalışayım. Bakın gerçekten çok güzel oldu. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.